Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin ikinci soru çözümüyle karşınızdayız. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde H2'den farklı bir gaz çıkışı olur? Aslında arkadaşlar burada belli ki bir metal asit tepkimesi sorulacak bize. Biliyoruz ki aktif metaller hidrojen gazı açığa çıkartırdı. Aktif metal artı asit hidrojen gazı açığa çıkartırdı. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle duruma göre NO2 veya SO2 gazı açığa çıkartırlardı. Soy metaller ise asitlerle tepkime vermezlerdi. Hatırlamış olalım. Bakır bir yarı soy metal arkadaşlar. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkime verirler. Oksijensiz asitlerle tepkime vermezler. Magnezyum bir aktif metaldir. Asitlerle tepkimesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkartır. Gümüş yarı soy bir metaldir. Oksijenli asit olan kezzapla, derişik kezzapla reaksiyona girdiğinde eğer yapıda NO3 varsa NO2 gazı açığa çıkar. H2SO4 ile girseydi de SO2 gazı açığa çıkacaktı. Sodyum aktif bir metaldir. Hidroklorik asitle reaksiyona girdiğinde H2 gazı açığa çıkar. Şurada da H2 gazı açığa çıkar. Alüminyum amfoter bir metaldir. Amfoter metaller kuvvetli ve derişik bazlarla reaksiyona girdiğinde de H2 gazı açığa çıkartırlar arkadaşlar. O zaman farklı bir gaz çıkışı dediğimiz NO2'de yarı soy metal olan gümüşlere meydana gelen reaksiyonda oluyor. Cevap Ceyhan. Asit ve bazlar yakıcı, tahriş edici ve korozif etkiye sahiptir arkadaşlar. Buna göre Ece Laboratuvarda deney yaparken kezzap içeren şişenin ambalajında güvenlik sembollerinden hangilerini görür diyor. Arkadaşlar yakıcı diyor. Bu yanıcı. Yakıcı olması için burada bir O olacaktı. O'dan alevler çıkacaktı. O yakıcıydı. Gitti. Tahriş edici. Tahriş edici de ünlem işareti vardı arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Şu tahriş ediciydi. Burada tahriş edici yok. Korozif etkiye sahip. Korozif etki de bu arkadaşlar. Korozif etki. Bu zehirli manasına geliyor. Bu yokmuş üzerlerinde. O zaman sadece 2 var şişenin üzerinde. Buna göre asit yağmurları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Asidik özellik taşıyan gazların suda çözünmesi ile asit yağmurları oluşur. Bu yağmurlarda başta canlılar olmak üzere bazik özellik gösteren yapılara zarar verir. Toprağı verimsizleştirirler. Kesinlikle doğru. Dikit, sarkıt ve travertenlere zarar verirler. Bazik özellikle çözerler çünkü onları. Tarihi yapıları aşındırırlar. Çözerek belirli heykellerin vesaire belirli kısımlarının düşmesine sebep oluyorlar. Cevap Edirne de. Yukarıdaki tabloda XYZ oksitlerinin hidrojen klorür ve sodyum hidroksitle reaksiyon verdiği pozitif, reaksiyon vermediği negatif ile işaretlenmiştir. Buna göre XYZ oksitleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hemen bakalım. X'in oksiti hem asitle hem bazla tepkime veriyormuş. O zaman X bir amfoter. Hemen bakalım X'in amfoter olduğu durumlara. Amfoter oksit. Doğru. Değil. Değil. Amfoter oksit değil. O zaman gitti. Benim şık olarak elimde Adana ve Denizli kaldı. Şimdiden ikiye düşürdüm. Devam edelim. Y'nin oksiti ne asitle ne bazla tepkime veriyormuş. Nötr olabilir mi acaba? Hemen bakalım. Y'ye bakalım. Azot monoksit. Azot monoksit. Kesinlikle her ikisi de nötr arkadaşlar. Hala iki şık var elimde. Z'de ise hidroklorik asitle tepkime verirken sodyum hidroksitle tepkime vermiyormuş. Asitle tepkime verdiğine göre Z'nin oksiti bazik olmalı. Z'nin oksidi bazik olacaksa bir metal oksit kesinlikle bazik. Bir ametal oksit kesinlikle asidik bu. Hem de oksijen yönünden fakir değil, zengin. Bana bazik lazımdı, o zaman cevabım Adana olmalı. Devam edelim. Aşağıda verilen tuzların hangilerinin kullanım alanları karşısında yanlış yazılmıştır diyor. Sodyum klorür gıdaların saklanmasında, evet, tuzladığımızda suyunu kaybettiği için daha uzun süre kullanılabiliyor ya da
tazeliğini saklıyor diyelim. Tazeliğini koruyor diyelim. Kalsiyum sülfat alçı taşı olarak da bilinir arkadaşlar. İnşaat sektöründe kullanılır. Sodyum karbonat sert suların yumuşatılmasında çamaşır sodası olarak kullanılıyor. Çamaşırlarınıza kattığınızda daha yumuşak suda daha rahat temizlenerek çıkıyorlar makineden, öyle söyleyelim. Potasyum nitrat patlayıcı üretiminde nitrat kaynaklı gübre ve patlayıcı üretiminde kullanılır. Sodyum bikarbonat yemek sodası ama çimento üretiminde kullanılmaz. Kek yapımında, börek yapımında, poğaça yapımında kullanılır. Kendisi daha fazla. Cevabımızı dinledi o zaman. Tuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Oda koşullarında katı halde bulunurlar ve elektriği iletirler. Katı halde elektriği iletmezler. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Güçlü bağlarla birbirlerine bağlılar çünkü. İyonik bağlarla. Kristal yapılı olup iyonik bileşiklerdir. Bazın katyonu ile asidin anyonunun birleşmesinden meydana gelir. Hemen gösterelim. Hidrojen klorür asit, sodyum hidroksit, baz. Bazın katyonu, baz arkadaşımızın katyonu sodyum. Asidin anyonu klor. Aynen öyle. Doğruymuş. O zaman doğru. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşan tuz asidik tuzdur. Arkadaşlar, asitlerle bazların reaksiyonu sonucu tuz ve su oluşur dedik ya. Oluşan tuzun karakterini kuvvetli olan kısım belirler. Kuvvetli asit zayıf bazsa kuvvetli olan kim? Asit. O zaman asidik tuz oluşacaktır. Burada her ikisi de kuvvetli olduğu için oluşan tuz nötr karakterdedir arkadaşlar. Bu da doğruydu. Cevabımız Adana'da yanlış. Katı halde elektriği iletmezler. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Buna göre diyor, açıklamayı okuyacağız. Şimdi X ve Y maddeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olamazlar? Bromkrezol moru indikatörü. Bromkrezol moru indikatörü. Asidik ortamda sarı. Hemen yazalım bunu. Asidik ortamda sarı. Bazik ortamda menekşe moru oluşturuyormuş. X'in sulu çözeltisine bromkrezol moru indikatörü damlatıldığında çözelti rengi menekşe olmaktadır. Demek ki X baz imiş. Y'nin sulu çözeltisine bromkrezol moru indikatörü damlatıldığında çözelti rengi sarı olmaktadır. Demek ki asitmiş. Buna göre diyor hangisi olamaz? Hemen bakalım. X baz karakter, Y asit karakter olacaktı. Kalsiyum oksit metal oksit bazdır. Karbondioksit ametalin oksijence zengin olan hali asidiktir. Doğru. Bu olabilir. Sodyum hidroksit bazdır. Doğru. Hidroklorik asit asit. Sirke asidi. Bu bir asit. Olmaz. Bu da bir baz. Karakterler ters olmuş. Ceyhan olmadı. Sodyum karbonat baziktir. Amonyum klorür. Kuvvetli asitten meydana gelen bir tuz. Sulu çözeltisi de asidik olacaktır. Sodyum. Sulu çözeltisine bakarsak sodyum oksit olacak. Yine bazik karakter olacak. Bu arkadaşın sulu çözeltisi de asidik karakterde olacak. Olabilir ama kim olamaz? Asit ve baz karakterlerinin ters verildiği Ceyhan şıkkındaki gibi olamaz ne yazık ki. Yukarıda verilen kaplar içinde X, Y ve Z metalleri bulunmaktadır. Burada metallerimiz var. Kaplara ayrı ayrı işlemler yapılıyor. Buna göre X, Y, Z metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Metallere bakacakmışız burada. Hemen bakalım kime ne damlatıyoruz. Kaplara ayrı ayrı hidroklorik asit damlatıldığında, yani bir asit damlatıldığında metallerin üzerine, birinci ve ikinci kapta tepkime meydana gelirken üçüncü kapta tepkime olmuyor diyor. Arkadaşlar, üçüncü kapta tepkime olmuyorsa bu arkadaş ya yarı soydur ya da soy metaldir. Birinci kapta meydana geliyorsa bu arkadaşlar aktif metaldir. Kezzap damlatıldığında üçüncü kapta da tepkime gerçekleşiyor. O zaman soy metal değil, yarı soy metaldir. Yani bakır, cıva veya gümüş olabilir üçüncü kapta. Sodyum hidroksit çözeltisi damlatıldığında sadece ikinci kapta tepkime oluyor. Sodyum hidroksit damlatıldığında sadece ikinci kapta tepkime oluyorsa, birinci kapta tepkime olmuyorsa, baz arkadaş bu, bazlarla hem asitlerle hem bazlarla tepkime veren amfoter metaller var. Bunlar akla geliyor. Mesela alüminyum gibi. O zaman ikinci kapta tepkime oluyorsa burada bir amfoter metal var diyebiliriz. Aktif metal, amfoter metal ve yarı soy metal. Hemen bir bakalım.
Bu kısmı geçtik artık. İnatçı kağıt bitmiyor. Git bakalım. Şimdi birinci kapta aktif metal olacaktı. Aktif metal, aktif metal, yarı soy metal gitti. Aktif metal, amfoter metal gitti. Şimdiden 3 şıkkı indirdim. Z'de yarı soy metallerden biri olmalıydı. Altın olmaz, demir aktif metaldir. Olmaz, yarı soylardan oldu. O zaman Adana gitti, Ceyhan gitti, Denizli gitti, Edirne gitti. Bana birinci kapta aktif metal olarak demir kaldı. İkinci kapta amfoter olarak çinko kaldı. Üçüncü kapta da yarı soy metal olarak gümüş kaldı arkadaşlar. Bu şekilde karakterleri teker teker yazarak giderseniz soruyu %100 doğru çözersiniz. Aklınızda bulunsun. Adım adım gitmek bizim için önemli. Ve bir diğer soruya geliyoruz arkadaşlar. Sanıyorum son sorumuz. Burada çözeltileri vermiş. Buna göre oluşan çözeltilere brom timol mavisi indikatörü damlatıldığında oluşan renkler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Brom timol mavisi indikatörü asidik ortamda sarı, asitte sarı, nötr ortamda yeşil, nötr ortamda yeşil, bazik ortamda mavi renk oluşturur. Bazik ortamda mavi renk oluşturur. İndikatör bana bilgilerimi verdi. Sıra geldi. Hangi kaptan ne renk olacağına, karakterlerin ne olduğuna. Bir asitle bir baz tepkimesi verilmiş. Burada tuz ve su oluşmuş arkadaşlar. Demek ki oluşan tuzun soru çözeltisinin hangi karakterde olduğunu bana soruyor. 1 mole 2 mol tam nötrleşmeyi sağlıyormuş burada. Yani 1 mol asit 2 mol bazla tamamen harcanıyormuş. O zaman 1 mol asitle 2 mol bazın tamamen ayrı harcandığı durumda ortam nötr olacak arkadaşlar. Nötr olduğuna göre yeşil olmalı birinci kapta. İkinci kapta 1 mol sülfürik asitle 1 mol potasyum hidroksit. Arkadaşlar 1'e 2 harcanan yerde 1'e 1 harcanıyorsa şöyle söyleyelim. Şurada yapalım. Hatırlıyorsanız 1 mole oranları yazıyorum önce. Oran 1, 2, 1, 1. Başlangıç. Bende ne kadar var? 1 mol asit var. 1 mol de baz var arkadaşlar. Başlangıç olduğu için henüz ürün oluşmamış. Şimdi 1'e 2 harcandığı yerde 1 mol baz varsa yarısı kadar asit gerekecek bana. Değişim yani 0,5 mol asit gerekecek. O sırada 1 mol baz tamamen harcanacak. Oluşanlar da yarı yarıya oluşacak. Yani 0,5 mol tuz ve 0,5 mol su oluşacak. Peki sonuç ne oldu? 1 mol asidim vardı. Oranlar sebebiyle yarısı harcandı. Sonuçta yarım mol asit arttı. Ama baz bitti. Kimden fazla kaldı? Asitten. O zaman ortam asidik olur arkadaşlar. Ortam asidik olursa renk sarı olur. Ve son durumda 3'te yine oranlara bakacak olursak arkadaşlar oranlar 1'e 2, 1, 1. Ne kadar? 1 mol asidim var. 1 mol başlangıç diyelim. 1 mol asit. 3 mol bazım var. 3 mol bazım var. Başlangıç olduğu için henüz ürünleri oluşturmadık. Değişim diyoruz. 1 mol asitle 2 mol baz harcanıyormuş. O zaman elimdeki 1 mol asidi harcarken 2 mol baz harcamam lazım. 1 mol tuz ve 1 mol su oluşturmam lazım. Değişim, daha doğrusu sonuca ulaştığımızda elimdeki asit bitti. Ama 3 mol'den 2 mol baz harcamış oldum. Yani 1 mol baz arttı arkadaşlar. Artan baz mı? O zaman ortam bazik karakterde olmalı. Bazik karakterde olacaksa rengim de mavi olmalı. O zaman renklere bakacak olursak yeşil, sarı, mavi olmalıydı. Yeşil, yeşil, sarı, mavi ile cevabım Edirne'de mevcutmuş. Harcanmalara bakmam için, yani daha doğrusu artanları görebilmem için kaçar mol harcandığını görmem lazım. Bunun yardımı da bana oranlarda veriliyor aslında. Oranlara göre harcamayı belirliyorum çünkü. Buna iyi dikkat etmem, iyi analiz etmem gerekiyor. Ona göre de karakterleri belirleyebiliyorum. Cevabımız Edirne dedik ve soru çözümünün sonuna da ulaşmış olduk.